Dikkatli bir çalışmadan sonra anlamış bulunuyorum ki bu mekan dünyanın en iyi hamburgerlerini yapıyor. Aa evet, özellikle de gizli menüden sipariş vermişsen. Aa, ben gizli menüye bayılıyorum. Bana kendimi çok gizemli hissettiriyor. Kara ekmek şeklinde söyleyebilirsin. Burger ekmeği kara şeklinde oluyor. Ya da duble soğan söyleyebilirsin. Bu da üçlü soğan demek. Ya da konuşan tom olabilir. Bu da normal bir burger ama benim ismimi vermişler. Ben benimkini kafama göre söyleyeceğim. Bir burger söylüyorsun ve o kafama göre oluyor. Bence kafana göre olan bir şey yok dostum. Bir de donmuş stili var ki eti hala donmuş oluyor. Garip stil de var. Burger sana çok garip geliyor. Peki ya duble gizli menüye ne dersin? Duble gizli menü mü var? Hayır, onu ben uydurdum. Birisi bana bir hamburger alabilir mi artık? Konuşan Tom ve arkadaşları. Biz nasıl pis bir dünyanın içinde yaşıyoruz ki? Hamburger'e her zaman para ödemek zorundasın. Bu hiç adil değil. Hank, benim şey yapmam lazım. Ama gerçekten zira kira ödüyorum. Ha, elektrik, televizyon kanalları listesi. Bunlar hep para Tom. Ben bir ağaç değilim. Hayır. Ben etten bir köpek de değilim. Aa, olamaz. Eğer paran yoksa şu yeni para kasyonu deneyebilirsin. Para neyi deneyeyim dedin? Bu bir web sitesi. İnsanlardan para istiyorsun ve eğer iyi bir sebep olduğunu düşünürlerse sana veriyorlar. Vay canına. Sadece böyle bir para kampanyası sayesinde 3 dolar kadar büyük bir para toplanır mı? Olabilir. Eğer para için yalvardığın video yeterince ikna ediciyse. Merhaba millet. Benim adım Frank. Hayır değil. Hamburger yemeye ihtiyacım var. Bu lezzetli ve tombik amacıma ulaşmak için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bir dakika, tamamen yanlış anlattım. Ben Hank'in midesi. Benim hamburger yemem gerekiyor. Ben çok açım. Eğer bu videoyu kişisel yaparsam kampanyam daha başarılı olurmuş. O yüzden bu mesaj sana gelsin Beth. Ve sana Christoph. Ve Amy. Ama sana değil Mike. Kesinlikle sana değil. Senin isminden bahsetmeyeceğim. Mike. O aşkını istemiyor, o gün istemiyor, o bir hamburger istiyor. Lütfen Hank'e hamburger verin. Hayallerini yaşa. Evet, sanırım bu oldu. Evet. Hank'in projesi gerçekten başarılı para kampanyası yapan insanlara hakaret gibi. Tıpkı benim kampanyam gibi. Elle tutulur hologramları mükemmelleştirmeye çalışıyorum. Bu yepyeni teknoloji sayesinde bir şeyi elinizde tutabilir ve sonra... Sürpriz! O bir hologramdı. Her neyse, Hank'in hamburger şeyinden çok daha iyi. O adam bir peni bile toplayamayacak. Sen para kasyondan 1 milyon dolar mı topladın yani? Evet, sadece 3 dolar lazımdı. Gerçekten de para toplamak söylediğin kadar kolaymış. Ama bu tüm istatistikleri çöpe yollayan bir durum. Ve mantığı ve fiziği... Hiçbir mantıklı dünyada bu olamaz. Ne diyebilirim ki? Sanırım insanlar bana bir hamburger alma fikrinden çok hoşlandı. Ha? Vay canına. Tamam. Bak şimdi bu her şeyi değiştirecektir. Yeni ve süper bir araba almamız lazım. Ve o yeni ve süper arabayı sürüp gemiye bineceğiz. Bekle, bu gemiyi batırabilir. Aha, bunun bir önemi yok ki. 1 milyon dolarımız var. Evet. Onunla ilgili. Artık o paramız yok. Çünkü ben hepsini hamburgere harcadım. Sen ne yaptın? Bunu neden yaptın? Tom, insanlar bana bu parayı tek sebeple verdi. Hamburger için. Evet ama yani bir helikopter almak için birazını saklayabilirdin. En azından çok azını. Bak, para kasyon fikrin gerçekten harikaydı. Bir hamburger istedim. Şimdi çılgın bir sayıda hamburgerim var. Arka bahçede dev bir hamburger dağı oluşturdum. Ve şimdi hamburger yiyorum. Her şey çok güzel sonuçlandı Tom. Burger ister misin? Büyük başarını tebrik ederim Hank. Sen benim kahramanımsın. Benim sırrım insanların vermesini sağlayacak bir şekilde istemek. Evet ve çılgın sözler vermek de olur. Mesela sana para veren herkes de hamburger yeme sözü vermek gibi. Bu çok şapşalca. Buna bayıldım. Ne söylemişim ben? Bu bana hiç benzemiyor. Ve bana para veren herkes yanımda oturacak ve hamburgeri yiyişimi izleyecek. Bu gerçekten bana benziyor. Ve bana da benziyor. O yüzden ya benim kötü bir ikizim var ya da kötü ikiz benim. Hank,
Sana benim kahramanım olduğunu söyledim. Ve kahramanlar her zaman sözünü tutar. Ve sonuçta ben de senin kampanyana bir peni verdiğime göre şimdi hemen bir hamburger yemeni emrediyorum. Hemen! Şey, o halde söz sözdür. Yani görünüşe göre bana 1 milyon dolar bağışlayan her bağışçımla birebir hamburger yeme zamanı sözünü tutmak zorundayım. Bu çok fazla hamburger zamanı. Ama belki de sadece Ginger bunu önemsiyordur. Belki de o insanların hiçbiri ödülleri için beni aramaz bile. Ödülünüz için mi aradınız? Unutma ki dünyada aç çocuklar var. O yüzden sakın sosu çarçur etme. Ve ekmeğini de bitir. Bu kesinlikle benim suçum. Eğer inanılmaz güzel şarkı söylemeseydim, o zaman daha az kişi para verirdi ve sen de bu pozisyonda kalmazdın. Ya böyle konuşma. O videoda bir sürü şey olmuştu. Hayır Hank. Ben gerçekten ama gerçekten çok iyiydim. Ve şimdi bununla yaşamak zorundayım. Lütfen şunu çabucak yer misin? Hı? Özür dilerim. Bunu sana ben yaptım. Evet. Burger. Çok havalı. Şimdi hamburger yeme zamanı dostum. Ye. Şey mi? Ben sadece küçük bir su söylemiştim. Biliyorum. Ama ödeyemeyeceğini de biliyorum. O yüzden şimdi sen bunu yerken izleyeceğim. Doktor, internet doktoru geldi. Nasıl hissediyorsunuz? O zaman aradınız benim. Merhaba Hank. Kendini nasıl hissediyorsun güzel dostum? Merhaba doktor. Ben hiç iyi hissetmiyorum. Beslenmede bir değişiklik oldu mu? Şey gibi yani mesela aşırı derecede fazla burger gibi. Siz nereden öğrendiniz? Ben de videonu izledim. İnternette herkes bu videodan bahsediyor. Baksana şuna. Bağış yapan herkes onlarla oturup bir burger yememi bekliyor. Tek tek. Bu sağlıklı olmaz öyle değil mi? Bir bakalım. Evet şey bir tıp doktoru olarak o kadar çok burger yemenin sağlıklı olmayacağına katılıyorum. Senin güvenliğin ve etrafındakilerin güvenliği için acilen durmanı öneriyorum. Acilen durmalısın. Bu çok rahatlatıcı oldu. Ama kampanyanı 75 sert vermiş biri olarak ben kendim de senin burger yemini izlemeyi heyecanla bekliyorum. Şey doktor sensin. Ben... Sana güvenmiştim. Sana bütün ilgimi ve zamanımı vermiştim. Ve sen böyle bir geri ödüyorsun. Hain! Haksızlık! Haksızlık! Ben dostum. Burada her şey yolunda Kişisel hologram aplikasyonum için oluşturduğum bağış kampanyası tamamen çukurun dibini boyladı. Bana sadece 10 dolar verdiler. Aslında daha az. Çünkü biri bağışımı geri aldı. O bendim. Parayı Hank'e verdim. Ben de Hank'e bir video çektim ama işe yaramadı. Neden bilmiyorum. Ne biliyor musunuz? Sizin paranıza ihtiyacım bile yok. Siz insanlar aplikasyonumu hak etmiyorsunuz. Hepiniz kendinizden utanmalısınız. Utanın. Videonun sonunda da bir yastığa bağırıyorum. Sanırım biraz sinir boşaltmak her zaman iyidir. Hank'in bu şapşal hamburger kampanyasının bu kadar başarılı olmasına ben gerçekten inanamıyorum. Yani ben dünyayı değiştirecek bu inanılmaz hologram aplikasyonumu yaparken o lüks hayat yaşıyor biliyor musun? Hamburger. Her yer hamburger. Biri beni aradı mı? Sakın cevap vermeyin. Elinde hamburgerlerle saklanan biri yok değil mi? Bu koltuğun altında elinde ketçap ve koca bir hamburger tutan bir adam saklanmıyor değil mi? Değil mi? Koşarsına mı kaçamazsın değil mi? Ben... Seni mutlaka bulurlar. Neler oluyor böyle? Sanırım turşu zehirlenmesi gibi bir şey bu. Çok fazla hamburger yedikten sonra oluşan bir yan etki. Düşüyorum. Dostum çok fazla mı turşu yedin? Beyninle mi oynuyor yoksa? Başım dertte çocuklar. Bana para veren herkese hamburger yiyeceğime dair çılgınca bir söz verdim. Ama o kadar çok insan bana para verdi ki o kadar çok hamburgeri yiyebilmem mümkün değil. Anlıyor musunuz? İnternete söz vermenin bedeli budur işte. Biliyorum. Herkese biraz fazla söz verdim galiba. Verdin. Herkes senin hamburger kampanyana para veriyordu. O yüzden kimse benim hologram kampanyama para vermedi. Ki benimki çok daha önemliydi. Özür dilerim. Sonra da dediğim bu burger gücümü senin için kullanabilseydim hemen kullanırdım. Bu bana bir fikir verdi. Burger kampanyama destek verdiğin için teşekkür ederim John. Şimdi bu burgeri sadece senin için yiyeceğim John. Tamamdır. Diğerini hazırlayın. Burger kampanyama destek verdiğin için teşekkür ederim. Boris. Şimdi bu burgeri sadece senin için yiyeceğim. 1000 tane hologram burgeri. 0 kalori.
Eğer 72 saat daha çekim yapabilirsek Hengin tüm bağışçılarına video çekmiş olacağız. Sorun nedir Ben? Daha önce bana bu fikri verdiği zaman Hengin hamburgerleri bana yardım eder sandım. Tek yaptım Hengin yardım etmekti ve yeniden benim kampanyam hala bağışsız. Bu doğru ama en azından aplikasyonun çalıştığını anladın. Yani bir nevi bu aslında senin zaferin oldu. Ama bu istediğim şey değildi. Bir zafer. Hayır bak. Bir zafer. Ne? Aşkını istemiyor. O ün istemiyor. O tamam. Bir hologram istiyor. Ha, çok da değil. Benim hologramına yardım edin. Tamam ama teknik olarak o hologram yansıtan bir alet olarak geçer.